Birkaç tane şey var. Birincisi çok fazla görsel malzeme var zaten şu anda Gezi ile ilgili. Hem fotoğraf olsun hem video olsun çok fazla şey var. Görüntü dokümanı var. Ama sesle ilgili çok fazla doküman yok. Yani sadece ses kaydedilmesi üzerine. Tabii videoların kendi sesleri var ama onlar aslında görüntü odaklı. Yani ses işitsel ikinci planda. Kapkaranlık bir ortamda sadece bu sesleri dinlemenin bambaşka bir etkisi var. Teknolojik olarak farklı farklı mikrofonlar kullandığım için farklı farklı etkileri de var. Mesela nedir? Bir tanesi binaural mikrofon dediğiniz bir mikrofon. Aslında iki kulağımıza takılan iki mikrofon. Yani dışarıdaki kişiler sizin işte bir müzik dinlediğinizi düşünürken aslında siz insanların arasında onları kaydediyorsunuz. Tabii ki kamerayla bu mümkün değil. Çünkü insanlar kamerayı gördüğü anda size bir tepki veriyorlar. Ama o şekilde siz onların arasından aslında bir belgeselci gibi ama hiç onların arasında görünmeden o sesleri kaydediyorsunuz. Ya da başka özel mikrofonlarla tabii ki o bambaşka bir işitsel anlatım yaratıyor. Zaten benim kariyerim boyunca ilk albümüm A Walk Through the Bazaar Amerika'da yayınlandı 2003 senesinde. O da çarşının seslerinden çıkan bir albümdü. Ama buradaki özelliği işte Gezi'nin sadece dış ses kayıtlarından oluşan bir anlatım. Bu bakımdan da hani sinematik yapısıyla da zannedersem hani dünyadaki ilk örneklerinden birisi. Ha buradan işte çevik kuvvet bunlar. Buradan bu mayı bir atıp kapısı baladan patlıya düştü. Onları aldı. Buradan bu bir dakika şaka kapa da bu şu barikat var. Arada sağdan soldan falan.